Değerli meslektaşlarım, değerli kamuoyu. 6 Şubat ve sonrasında 35 binden fazla bina yıkıldı ve 300 bine yakını ağır hasar aldı. 1,5 milyon insan evsiz kaldı. En az 50 bin kişi yaşamını yitirdi. Bu yıkıma sebep olanlar tam anlamıyla yargılamaya dahi tabi tutulmadı. Adalet karşısında hesap vermediler. 6 Şubat'ı yaşayan bizler enkazdakileri kurtarmayı düşünürken enkazların dışındakiler bile ölüme terk edildi. Birçok ilde yemek yoktu, su yoktu, karın kışın ortasında çadır dahi yoktu. Telefon şebekelerinde bant daraltılması yapılmıştı. Ve biz o gün çaresiz sadece bekledik. Yasımızı dahi tutamadık. Ölenlerimizin mezarlarının bulunmasını bekledik. Daha kayıplarımızı bulamamışken enkazları kaldırmaya geldiler. Gerekli numunelerin alınması için enkazların başında bekledik. Bilirkişi raporlarını bekledik. Adliyede savcılar yoktu, savcıları bekledik. Evraklar kayboldu, bulunmasını bekledik. Yitirdiğimiz canlarımıza sebep olan şüpheliler aramızda gezerken acımızın hesabını sormayı bekledik. Dosyalarda tutuklu dahi yoktu. Tutuklanmalarını bekledik. Bugün burada süreç boyunca yaşadığımız hukuksal problemleri haykırmak ve nedenlerini sormak için toplandık. 11 ayın sonunda sorulmayan, cevaplanmayan soruları sorarak haykırıyoruz ve cevap istiyoruz. Davası açılmış deprem soruşturmalarında ilk duruşmada sanıklar olmadan yargılama yapılabilir mi? Adliyede dosyaların içerisinde olması gereken soruşturma evrakları neden eksik? Zemin etütleri, binaların ruhsatları, tadilat ruhsatları nerede? Toplam ölü sayısının yanı sıra her apartman, siteye ait ölüm sayıları neden hala net bir şekilde tespit edilemedi? Enkazlardan detaylı ve yeterli deliller neden toplanmadı? Enkazlar daha depremin üzerinden bir ay geçmeden temelleriyle beraber neden kaldırıldı? Bilirkişi raporları neden hala sonuçlanmadı? Sonuçlanan bilirkişi raporları neden izaha muhtaç? Bilirkişi raporları neden teknik üniversitelere gönderilmiyor? Raporları değerlendiren üniversite ve heyet kurulları ile ilgili açıklama istiyor, açıklama bekliyoruz. Neden şüphelilerin neredeyse tamamı bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılanıyorlar? Adil olan para hırsı ve açgözlülük sahipleriyle onlarca insanın ölmesini göze alarak bina inşa edenlerin, tadilat yapanların, imar izni verenlerin, yeterince denetlenmeyenlerin olası kasla adam öldürme suçundan yargılanması değil midir? Neden bazı dosyalarda şüpheliler tutuklu yargılanıyorken diğer dosyalarda sadece yurt dışı çıkış yasağı gibi son derece yetersiz tedbir kararları verilmektedir? 11 ay geçmesine rağmen neden hiçbir kamu kurum ve kuruluşu için verilen bir soruşturma izni dahi yoktur? Depremin üzerinden 11 ay geçti. Biz hala adalet bekliyoruz. Delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını bekliyoruz. İhmali bulunan kamu kurum ve kuruluşları için soruşturma izinlerinin verilmesini, şüphelilerin tutuklanmalarını, tutukluların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, firarilerin yakalanmasını bekliyoruz. Evrakların ortaya çıkartılıp dosyaya eklenmesini bekliyoruz. Taksirle değil, kasten adam öldürmekle yargılanmalarını bekliyoruz. 11. ayın sonunda tüm sorumluların yargılanmasını bekliyoruz. Mücadelemiz bitmedi. Bugün burada sadece 6 Şubat'ta ölenlerin hesabını sormak için değil, 6 Şubat'ta enkaz altında ölmeyen, ancak hala insani bir yaşam bekleyen, depremden sağ kurtulan insanların haklarını sormak için bulunuyoruz. Burada henüz depremi yaşamamış, ancak bizi ölüme dahi yaşamadan mahkum edenlerden dirençli kentler talep etmek için bulunuyoruz. Bir gün biz de enkaz altında kalıp bizim yerimize geride kalanlarımız adalet arayışında kalmak zorunda olmasın, adalet enkaz altında kalmasın diye bulunuyoruz. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızın, tüm yurttaşlarımızın anılarına saygıyla.